Yayınlar kolay gelsin Sağ Ender ol. Bey'ciğim. Bursa Spor'dayken Şenol Hoca'nın keşfi konumundaydı Ozan Tufan. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe'den Buz diye transfer olmuştu. Çok yakın zamanda Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da Hulsti Başkanı Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Satın alma opsiyonuyla kiralık ya da direkt satın alma, bonservisini satın alma konusu görüşülüyor. Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde bundan yaklaşık 2 hafta önceki Beşiktaş'ın Şanlıurfa spor maçından bir gün önce haberini gerçekleştirmiştik. Şenol Hoca'nın Ozan Tufan'ı aradığını, daha doğrusu bir görüşme gerçekleştirdiğini, Ozan Tufan'ın Şenol Hoca'yı aradığını, hem Ozan Tufan Beşiktaş'a gelmek istiyor, hem Şenol Hoca bu transferin gerçekleşmesini istiyor. İki taraf istiyor. Burada artık konuşulacak konular maddi durumlar. Şey mi? Satın alma opsiyonlu kiralama mı? Zorunlu ama Zorunlu satın alma opsiyonu. Hulsti direkt kiralamak istemiyor. Fenerbahçe'den benim öğrendiğim bilgi 3 milyon euro karşılığında bonservisini aldıydı. O 3 milyon euroyu çok fazla zarar uğramak istemiyor. Şu an konuşulan sadece bir net bilgi değil, konuşulan parayı söyleyeyim. 1 ila 2 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonuna karşılık Beşiktaş bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Bu transfer Kiralama denilen bedeli de alacak mı? Atıyorum. 500 kiralama, 1,5 satın alma opsiyonu, en garanti satın fazla alma gibi. Ender Bilgin, en fazla 2 milyon euroyu bulacak bir şey bu. Ama şu notu paylaşayım. Yani Beşiktaş bir gün, bundan 5 gün sonra, 10 gün sonra Ozan Tufan'ı kiraladığı haberini öğrenirse KAP'a bildirdiğinde kesinlikle içerisinde zorunlu satın alma olacak. Yani Hulsti, Championship ekibi sadece kiralamaya yanaşmıyor. Satın alma opsiyon maddesinin olmasını Anladım. istiyor. Sayın Emre Koca da Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme olumlu mu geçti, olumsuz mu geçti? Ana teması üzerinden cevap verirsek olumlu geçti. Peki. Teşekkürler Sercan. Daha önümüzde sıcak günler var zaten. Transferi konuşacağız ama görüntü o ki Şenol Hoca, Ozan zaten eski o talebesi sanki orada bir yeniden bir araya gelebilirler gibi bakalım. Yerli hesaplı falan da. Yerli rotasyonu, bildiği oyuncu, orta saha katkısı olabilir bir transfer gibi duruyor. Öyle gözüküyor değil mi hocam? Evet. Evet, burada önemli bir fırsattan daha yararlanamadı Ankaragücü. Devam edelim. Burada bu atağın sonunda gol geliyor. Niye başından aldık? O dışarıdan mı çeviriyor, içeriden mi? Ona en son bakarız. Nelson bıraktı hocam. Bak şimdi. Ortanın güzelliğine bak. Kafada çok güzel. Evet. Ortada çok güzel. He, şu. Dubois topu çeviriyor. Bakın. Biraz geri gel. Geri gel, geri gel. Evet. Şimdi Yok, devam et. önce yardımcıyı da görelim bir. Devam et, devam et. Devam et ileriye doğru. Burada şu ayakla durduğu yerde yani topun yardımcı burada. 2 metre var orası. Biraz daha gitsin bakayım. Bu top çıktı mı, çıkmadı mı? Biraz daha. Biraz daha. Şu. Bir Evet. genele bir bu yaklaştırmasana bir bakalım tekrar şeyden. Şuradan bakalım. Yani %100 bu açıdan konuşamam ama ne diyorsun hocam? Ben konuşamam bu açıdan. Bu açıdan konuşmam için hani Oyuncunun hatta durduğu görmem. yer itibariyle sıkıntılı pozisyon. Ama Şimdi topun sol ayağını tamamının bastığı terk yer. etmesi lazım. Bakın. Sol ayağını bastığı yer. Kafası biraz eğik ama top devam ediyor şimdi. Devam et bakayım. Yavaş yavaş git. Evet, git. Git. Orada artık topa dokundu, döndürüyor topu. O zaman geri gel ki tam bakalım. Evet. En son noktası şu. Devam et. Geri 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 devam et. Şimdi burada Bir dokundu. dokunduğu yer. Sonra Açısı şeyi hocam çok zor.
Hani hocam var var. Şimdi burada gol çizgisi kamerası da burayı veriyor. Şurayı veriyor. Şurayı veriyor. Bu tarafı görmüyor. Buradan itibaren hizalıyoruz ki peki, tam görelim diye. Şüphe varsa bunda oynasalardı, ofsayt çizgisi çekselerdi. Göremezsin ki çıkmadı. Bu başka açı yok. Yok ya, abi ben bu açıdan 1000 tane ofsayt çizgisi gördüm ya. Ben bu açıdan Türkiye'de hocam, 1000 tane ofsayt çizgisi şurada. Gördüm hocam. Şurada hocam ofsayt kamerası. Hocam ondan bahsetmiyorum ya. Ben bu açıdan şuralarda, buralarda, oralarda 1000 tane ofsayt çizgisi gördüm. Hattan göremedim. Sana ne diyorum? İnanamıyorum diyorum. Pek bana orijinal gelmiyor diyorum. Mesela bu pozisyonda bilmiyorum. Ne çıktı dersin, ne çıkmadı dersin. Şüpheliyse ofsayt çizgisi çekselerdi. Baksaydık. Yani. Bir en son şeyine kadar gidelim. Abi yardımcı yakalayamamış ki baksana. Yakalayamaz ki. Yardımcı nereden? Onu nereden görecek? Nereden inecek? Buradan, yardımcı daha geliyor. Buradan şu açıyla topun tamamı çizgiyi terk etti mi, terk etmedi mi konuşmak zor. Adamın yardımcı, ayaklarına bakıyorum. Bu yardımcı bu pozisyonda bir ayağı burada olacak, bir ayağı burada olacak. Yani bayrak direğini iki bacağın arasına alacak, çizgiyi böyle böyle görecek. O zaman doğru yapar. Şimdi, ama buradan çıkaramam. Baksana hocam ya. Yani havadaki bir top tamamı geçmiş olacak. Geçti mi, geçmedi mi? Ya yani bu açı bizi yanıltır. Yanıltır. Yani şimdi diyecekler ki, biliyorum izleyenler farklı pencereden bakar. İşte Galatasaraylısı çıkmadı diyecek. Diğer takımdakiler ya baksana adamın vücudu nerede diyecek. Ama hattan görmediğiniz, kesitten görmediğiniz anda başka bir şey var. Yani kesit çok farklı. Biz hocamla çok yaptık onu, çıktı mı çıkmadı mı olayını. Hemen resimler dönüyor değil mi? Tabii hocam. Bununla var ya neler gelmiş. Adamın iki ayağı da dışarıda bilmem ne falan. Arkadaş adamın iki ayağı dışarıda da top burada. Topun iz düşümü nereye? Çizgiden bütünüyle ayrılacak. Ne ayrılmış diyebiliriz, ne ayrılmamış diyebiliriz şu açıdan. Ama onu o hakem oradan göremez. Onu söyleyebilirim. Bu hakem daha erken gelip pozisyonu almalıymış evet. Bu topta. Geri gel bakayım, top nereden uçuyor geliyor? Buraya. Geri gel, geri gel. Gözüküyor mu? Koşuyor o. Bu şuradan geliyor. Gel, gel, gel. Geri gel, geri gel. Tolga. Nereden geri geliyor? Evet, gel geri. Hakem fren geç yapamamış kalıyor. Zaten şöyle duruyor. Geç kalıyor. Ne yapsın? Hakem geç yetişememiş. Kalıyor. Aynı depara atamamış hocam. Hakem geç kalıyor. Son adamla oynayınca tabii. Tabii. Ama orada hücumcuyu da düşüneceksin. Yapılış olarak güzel bir gol. Bu sefer de Ankara Gücü defansı. Bak bu pozisyon demin güzel gözüküyordu.